Bir de Ankara'ya gidelim. Ee, İsmet Bey sizinle devam edelim. Şimdi Dünkü Aydınlık Gazetesi'nin haberinde 12 kişilik bir ekibi var deniyor Peker'in. Ee, Peker'e bilgi servisi CIA'den, Mossad'dan e, geldiğine dair de. işte Peker'in Dubai'deki yaşam alanının dördü Türk, biri tercüman. Toplam 12 kişilik bir ekip tarafından kontrol altında tutulduğunu kaydeden kaynaklar ee, bilgileri de şöyle sıralıyor. Bu video olayı öyle sıradan bir olay değil. Peker'in söylemleri çok ince olarak... Hesaplanıyor, psikolojik analizleri yapılıyor, işte mekan tasarımı, görüntüye giren objeler, konuların sıralanması, sunumu vesaire hepsi üzerinde yoğun olarak çalışılıyor. Peker'in anlatımlarının sıkıcı olmaması için de özel bir çaba sarf ediliyor diye devam ediyor. Bu 12 kişilik ekip bilgisine acaba nasıl ulaşılıyor İsmet Bey? Şimdi bakın bu saate kadar programın başından beri tek tek olayları tartışıyoruz. Zaten belki de istenen bu. Oysa ki o zaman büyük resmi kaçırıyoruz. Şimdi e, bu yöntemler geçmişte sadece bizde değil birçok ülkede uygulandı. E, ortak yapılan işler veyahut da izin verilen işler, yönlendirilen işler, önü açılan işler bir sürü arşivlendi, arşivlendi. Daha sonra da kontrolden çıkar gibi gözüküse biraz ara bozulunca bunlar sanki e, kendi dışında olmuş gibi Amerikalılar e, bu olayları kullanarak e, kend, e, hedeflerine ulaşmaya çalıştılar. Bunu daha önce birkaç ayında daha söyledim. Mesela bir Endonezya modeli denen bir model vardır. Bu Suharto döneminde yapılmıştır. Birçok iş cinayet, yolsuzluk bu anlatılanlar gibi birçok pis uyuşturucu her şey yapılmıştır. Sonra Suharto Doğu Timor'un bölünmesine karşı çıkınca Amerika'da çok onu isteyince e, işte bunlar tekrar açılmış dosyalar piyasaya sürülmüş magazinleştirilmiş her türlü yöntemlerle ee, Suartu devrilmiş Doğu Timur bölünmenin bu e, dönemi başlamış. Şimdi benzer bir olay Yunanistan'da yapılmış. Koskates skandalı biliyorsunuz. Papandreou ile işler bozulunca Papandreo'yu devirmek için aynı yöntemi kullanmışlar. Ya buna benzeyen örnekler çoktur. Şimdi Pekere bakıyoruz, Peker olayına. Balkanlarda dolaşıyor. Oradan Fas'a gidiyor. Hı hı. E, oradan Dubai'ye geçiyor. Yani bunlar çok basit bir iş midir? Yani buralardaki biz e, Balkanlarda hangi ülkeler, hangi istihbarat örgütlerinin etkin olduğunu biliyoruz. Yugoslavya devrilirken, parçalanırken, e, yıkılırken hangi istihbarat örgütleri varsa oradaki bu işleri yine aynı istihbarat örgütleri kotarıyor. Şimdi onun için götürüyoruz Dubai'de bir otele yerleştiriyoruz. Otele bakıyoruz, otelin sahibi Türkiye düşmanı bir kişi. Otelin bölgedeki adı şu, dokunulmaz otel. Neden dokunulmaz? Çünkü orası... Özel kullanılan bir otel. Yani e, dünyada istihbarat örgütlerinin kullandıkları bu tür yerler vardır. Onlardan birisi. Şimdi bizim Aydın'ın ulaştığı bilgilere göre e, bu otelde çalışmalar yapılıyor. Ve e, hakikaten gerçekten en ince ayrıntısına kadar hesaplanıyor. E, bizim e, gazetemize ulaşan bilgilere göre dördü Türk, biri tercüman, yedisi de yabancı olmak üzere... E, hatta altısı veya yedisi yabancı olmak üzere yani toplamda 12 kişilik bir ekip e, bütün e, bu süreci yönetiyor. Kontrol hatta başka şeyler yapıyorlar. Evet videolar yayınlandı. Türkiye'de etki nasıl oldu? Bunların da raporlaştırılıp bir yerlere gidiyor. Yani bir kişi daha önce e, İsrail adına bir takım faaliyetler yürüten bir bayan bu işleri e, kotarıyor. Ankara'da bir e, sitede kalıyor. Meşhur bir sitedir. E, orada kalıyor. E, bunları raporlaştırıyor ve e, bağlı olduğu birime ulaştırıyor. E, yani iş öyle çok sıradan bir işte bir kişi çıkmış, bir tripod, bir kamera olayı değil yani. Çok daha farklı bir yani şey. Yani arkasında Amerika Birleşik Devletleri arkasında, İsrail mi var diyorsunuz İsmet Bey? E, yani çok net bir şekilde gözüküyor. Biraz önce size Suriye örneğini şundan verdim. Şimdi yani İşin açığı Sedat Peker'le Suriye'nin Suriye'deki bu işlerin ne alakası vardır? Sedat Peker'in meselesi midir? Yani biliyoruz bu insanın ilişkilerini. Bakın bu işlerde bazen e, ne yaparsınız çıkarsınız e, doğrudan bazen kullanıldığınızı bilmezsiniz. Bazen iyice kendinizi kurtarmak için onun oraya e, bir anlamda monte olursunuz. Onların kullanışlı elemanı haline gelirsiniz. Ya bunlar o kadar çoktur ki dünyada bu tür örnekler. O nedenle ee, şimdi bu karşılaştığımız örnek Suriye örneğini verirken tekrar oraya döneyim. Şimdi neden Suriye'yi gündeme getiriyor? Şimdi eğer İdlib meselesi çözülürse, Türkiye Suriye normalleşti. İdlib meselesi çözüldü. Peki o zaman Suriye'de nereye yönelilecek? Suriye'nin doğusuna yani PKK, PYD, ABD'nin denetim altında tuttuğu ve Türkiye'nin güvenlik e, açısından çok önemsediği Bölgeye gidilecek, yani Fırat'ın doğusundaki o bölgeye PYD ve PKK'nın hakim olduğu bölgeye gidilecek. Şimdi bunu istemiyor Amerika. Niye istemiyor? Orada petrol'e el koymuş, açıkça da söylüyor, yani bu eşkıyalık gibi bir şey. Gidiyorsun bir başka ülkenin petrolünü el koyuyorsun, çıkarıyorsun, oradaki terör örgütünü finansmanda kullanıyorsunuz. Eğer İdlib meselesi çıkarsa, Suriye ordusu da e, e, Suriye'nin doğusuna yönelecek. Oradaki bir takım kuvvetler de o tarafa yönelecek ve Amerika'nın en istemediği olay olacak. Şimdi mesela yine gelen bilgiler arasında e, Amerikan ve İngiliz istihbaratının İdlib'de faaliyetlerini son günlerde yoğunlaştırdığına ilişkin bilgiler var. Kimi kullanıyor burada? İşte Birleşmiş Milletler adı altında orada faaliyet yürüten bir sürü sivil toplum örgütleri var. Bunları kullanıyor. Bunlar nereden? E, irtibatlandırılıyor. İncirlik'ten irtibatlandırıyor Oradaki e, Amerika'nın merkezinden e, Amerika'nın e, Adana İst, e, büyük konsolosluğundan biliyorsunuz en büyük istasyon merkezleridir bunların. Yani buralardan yapılıyor. Şimdi sorun pekeli tartışıyoruz ama e, karşımıza bambaşka bir sorun çıkıyor. Yani bir olayın görüntüsüne bakmayalım lütfen. Olayın esasına bakalım. O tek tek olayları tartışırsak e, esas fotoğrafı kaçırırız. Bakın Susurluk'taki şu isimler. Bu isimleri biz ta Susurluk kazası olmadan önce bütün bu isimleri yazmışız, söylemişiz, çarşaf çarşaf yayınlamışız. Hatta kaza olduktan sonra herkes bizim o yayınlarımıza bakmış. Ya nereden bildiniz diye. Bunlar gizli saklı değildi ki zaten. Bunları Türkiye'de gazetecilerin çoğu biliyordu. Yazar yazamaz ayrı şeyler. Yani buradaki bence esas resmi kaçırırsak, esas resmi kaçırırsak işte buradaki birkaç tane adli vaka üzerinde dolaşırsak zaten istenen de bu. Bakın ee, Rıza Zarrab olayı. Hatırlayalım. Rıza Zarrab burada bir takım işler çevirdi. Sonra Amerika'ya gitti. Bakın bizim ertesi günkü gazetemizin manşeti neydi biliyor musunuz? Rıza Zarrab FBI ile anlaştı gittiydi. Nerede yaptı? Tarabya'da bir güvenli ev denilen bir evde cadde ve sokakların kameraları bile kesilmiş olan evlerde aylarca buluşup anlaşıp ondan sonra gitti. Peki Rıza Zarrab Amerika'da ne için kullanıldı? Şu anda karşımıza sık sık çıkan Halkbank davası ne için kullanıyor? Türkiye'yi diz çöktürmek için kullanılıyor. Yani bu operasyonu basit bir işte e, kavga işte oradaki bir takım işte mafya örgütleriyle işte İçişleri Bakanı'nın arasındaki bir sorun gibi görmek son derece yanlış. Sorun Türkiye'ye yönelik bir operasyondur. Neden bu operasyondur? Çünkü Türkiye tercihini yavaş yavaş değiştirmektedir. Türkiye bölge ülkeleriyle işbirliği yapmaktadır. Türkiye Asya'ya doğru yönelmiştir. Bunu Dışişleri Bakanı da e, söylüyor. E, Asya yılı ilan ediyor e, ve e, çalışmalarını buna göre e, bir sürü toplantı yaptılar bu çerçevede. Bu Amerika bundan rahatsızdır. Rusya'dan S-400 almıştır. E, Astana süreciyle bölgedeki olaylara müdahale etmektedir. İşte Suriye'de belli bir noktaya gelindi. E, şeyde ikinci İsrail devleti kurulmaya çalışıldı. Irak'ın kuzeyinde İran, Türkiye, Irak merkezi hükümeti, Suriye, Rusya onu engelledi. En son dağlık Karabağ'da Türkiye, İran, Azerbaycan, Rusya birlikte hareket etti. E, dağlık Karabağ kurtarıldı. Bunlar yani Amerika bölgeden devre dışına çıkarıyor. Libya olayı. Libyada da benzer gelişmeler var, Doğu Akdeniz'deki olaylar var. Şimdi bütün bunlar Amerika'yı rahatsız ediyor. Amerika'yı rahatsız edince Amerika ne yapacak? Amerika e, bir şekilde e, bu sistemi değiştirmek, veyahut da bu yöneticileri Peki. değiştirmek istiyor. Peki. Yani bence. Olayı bu çerçevede el almak lazım. Tek tek olaylara takılıp kalmamak lazım. Bir savcı inceler onları sonuçlandırır. Mı? Ee, tamam alayım itirazınızı size gelecektim. Ben büyük resim derken, büyük resimden Sayın İsmet Özçelik benden çok daha iyi bilecektir. Bu Orta, Orta Amerika'da 1970'lerde Kondor Operasyonu diye geçer. Şili'de, Bolivya'da yapılan mafyavari hareketlerin daha sonra insanların bir sürü katliamına yol açan... Komünizmi, Maksizmi yok etme amacıyla CNN yaptığı operasyonları biliyoruz. Bunların bir benzeri Türkiye'ye geldiğinde evet. neye yol açtı hepimizin bildiği gibi. Birinci MIT raporu, ikinci MIT raporu diye az evvel belirttiğim raporlar. Ve bunlarla ilgili bu tür yapıların mafyokrasi diyoruz buna. Ne, ne diyoruz buna? Devletin içerisinde kümelenen bir takım yapılar. Asıl çıkışımızı ben şurada görüyorum. Elbette ki büyük resmi e, görelim. Ne dedim ben? özellikle 8. videosundaki anlatımlarından sonra Sedat Peker Türkiye'yi uluslararası anlamda suçlayıcı bir noktaya gelmekle uluslararası istihbaratı kullanışta elemanı hale gelmiştir. Nokta. Bu böyle. Ve en son bugün akşam... Action... Zaten, de, zaten amaç da bu. Şimdi ben şuradan şuraya geliyorum İsmet Bey. Bakın bundan çıkış şöyle görüyorum ben. Eğer siz aynı İtalya'daki gibi ben İtalya'da verilen mücadeleyi yerinde görme fırsatı olan bir kardeşinizim. İtalya'da halkın ve o zamanki siyasi iktidarın desteğiyle birkaç tane cumhuriyet savcısının ve yargıcının şehit olmasına rağmen ölmesine rağmen çünkü mafya hemen teslim olmadı. Di Pietro ismi biliyorsunuz orada büyüdü. Mafyaya karşı büyük bir mücadele verildi. Napoli'de, Roma'da ve yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü yerinde. Yani bunların olduğu bir ülke haline geldi. Şimdi bunları görelim. Bu ülkenin üzerindeki oyunları görelim. Suriye'ye yapılan tırı ve orada Fırat'ın doğusu dediğimiz yerde kurulmakta olan kukla devlet yapısının ne olduğunu bilelim gözümüzün önünde. Bunları göz ardı tutmayalım ama bu ülkede de bundan çıkışın bir şekilde Türkiye'nin bu tür suç örgütlerini ortadan kaldırmakla ilgili Cumhuriyet savcılarına ve yargıçlarına vereceği güçten geçiyor. Seviyeli bağımsızlığından geçiyor. Türkiye'ye karşı bir operasyon olduğunu düşünüyorsun. Tabii mi? ki düşünüyorum. Şimdi bak, bir cümlede e, ben bir söyleyeyim. Bir bitireyim de öyle? Yok. Aklımdan gidecek. Aklımdan gitmeden Peki, söyleyeyim. Peki hadi aklımdan gelmesin. Ee, şöyle söylüyorum, bakın. E, örnek veriyorum basit olarak. O anlamda söylüyorum. Ben dış basını da karınca kararınca kendi başıma takip etmek etmeye çalışan bir kardeşinizim. Bugün İtalyan basını, Alman basını, Fransız, İngiliz, Amerikan basınında bu soruşturmaları biz kendi içimizde yapmadığımız zaman. Yargı baskı altında, yargı çalışmıyor gibi devlet görüntüsü vermiş oluyoruz. O yüzden bu noktada yargının elini bırakıp bu tür suç örgütlerinin yaptığı eylemlerle ilgili e, Suriye'de dahil olmak üzere Türkiye kendi iç soruşturması, Türkiye bir Uganda değildir, Ruanda değildir, Türkiye bir Sudan değildir ki uluslararası ceza mahkemesinin konusu olacak bir şeye izin versin. <laughs> Burası tüm Balkanların gözünü diktiği, Kafkasların gözünü diktiği, Büyük Turan dediğimiz noktada hepsinin göz bebeği olan ve bunun yaptırılmak istenmediği için bir sürü operasyona uğrayan bir devlet. Bunu biliyoruz, söylüyoruz. Ama bundan çıkış demokratik hukuk devleti olduğunu söylüyorum. Daha saklı, daha gizli. Dün yaptığımız hataları 1990'larda yaptığımız hataları, mesela o dönem Kıbrıs'ta ilgili legal faaliyetler e, yapılan konuşmalar. Siz benden İsmet Özçelik daha iyi bildiğinizi biliyorum. E, de, kısmetir bir laki gemisi Şa, Sami hoştanlar, şunlar bunlar. Bakın bunlar susurluk skandalları filan. Bunların üzerine hep kapatıldı. Bitirilmedi. Yani toplum vicdanında bunların gerçekten soruşulduğuyla ilgili bir kanaat oluşmadı. Bugünkü bu tür bir mafyoklasi yapısına bu tür bir gidişattaki kötülüğü de burada görüyorum. Çıkışımızın da demokratik hukuk devletinin altını tahkim etmek olduğunu düşünüyorum efendim. Peki. Şimdi bir, bir cümle. Hemen geleceğim. Bir cümle bir şey söyleyeyim. Bir, şey, söyleyeyim, bakayım, de, bir, bir cümle bir şey söyleyeyim. De, bir cümle, bir cümle. Peki, İsmet Bey'in anlattığı cümle. İsmet Bey'in anlattığının bak aslında e, baştan beri konuştuğumuz şey şu dikkat çektiği şey de şu ya şu iddia bu iddia diye girmeyip demin söylediğin o sonucu söylesen aslında o detaylar üstünde boğulmayız şimdi soruyorsunuz işte bakan onu niye demedi bu bunu niye demedi yani sonuçta biz hükümet adına e, ya da bir bakan adına burada oturup konuşmuyoruz kamu vicdanını bakış açımızda kendi terazimizde vicdanen, objektif bir bakış açısıyla anlatıyoruz. Buna da cevap verdiğimizde bu böyle oluyor. Ama unuttuğumuz şu var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içinde mafyalar var, suç örgütleri var, var. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Ya bütün dünyada var bu. Ya olmasın işte. Ama ya olmasın da ne yapalım? Üstad, Ama olmayan bak, devletler de var. İtalya'nın şey neyini verdim, İspanya'nın neyini verdim. Bunlar Ortakiz olur. Bunlarla mücadele verdim. önemli. Bunlarla mücadeleyi de bu... Askerin işi, bu polisin işi. E muhalefet ne yapsın? Elini enseye koysun, ayağını uzatsın. Oh hallet. Sen ne yapayım? Dünyanın en kolay işini yapayım. Ya Çıkayım muhalefet iç, edeyim. İç, iç bak, cephe esastır bak. İç cephede da, beraberlik şarttır. Da, bir Bunun şey muhalefetin iktidarı yoktur. Şey bu, ha, Türk devletinin adil partilerinden konuşuyoruz. Ne, tamam bunu bak, bu, bu senin hayal seni ettiğin. bölmeye çalışıyorlar. Hayal zaten. ettiğin Türkiye. Bir bak ya 20 yılımıza bak ya. Ya arkadaş şurada. Birazdan konu açılınca erken seçim, yağmur yağıyor erken seçime gidelim. Kar yağıyor erken seçime gidelim. Dolar düştü erken seçime gidelim. Bilmem Ali öldü erken seçime gidelim. Veli hastalan der. Ya, abi Geleceğiz bu ülkenin, tabii gelip konuşacağız. Bak bu ülkenin mali menfaatleri vardır. Bu ülkenin önemli kar aldığı kararlar vardır. Bu ülkenin dış güçlere ve iç güçlere karşı, o çetelere karşı düşmanlara karşı daha tırnak içinde bir duruşu vardır. Ya bu duruşta Allah aşkına ya. Yani Suriye müdahalesinde içimiz sızlaya sızlaya oy veriyoruz diyen bir muhalefet, Türk askerini satılık diyen ya da Libya ile yaptığın anlaşmada orada sana lejyoner diyen ya da başka bir şey birazdan konuşacağız Sezgin Tanrı kulundan öbürüne kadar. Ya bunlarla nasıl bu duruşu sergileyeceğiz? Keşke biraz destek olsa. Bu konuda çıkıp meclis kürsüsünden bu iş bu kadar dillendirilmese... ...belki de kamuoyunda bu kadar ilgi görmeyecekti. Metin, bir e, e, İsmet, İsmet Bey'in bir eki vardı. Onu alayım. Gülümser Hanım geliyorum, e, Zafer Bey size evet. de. Buyurun İsmet Bey. Şimdi bakın, e, birinci MIT raporunu, ikinci MIT raporunu yayınlayan... ...bir yayın organı olarak e, söylüyorum. Onları tabii tabii Türkiye'de o yüzden söylüyoruz. yazamazken biz yazdık ve... O cesareti gösteren evet, aydınlıktı. E, şimdi bakın... Evet, son e, Mehmet Ağarla ilgili dava biliyorsunuz berat ettirilmişti, İstanbullu mahkemesi bozdu ve o berat kararının yeniden yargılanması gelecek. Bence bu da olumlu bir şeydir. Yani Çok. E, buralara doğru gider, yargı görevini yapar yani. Mesele o işin bir başka boyutu. Ben esas boyutunu e, bence e, görelim diye söyledim. Anladım. Peki,